ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar adı altında eğitim camiasıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar kapsamında düzenlediği programlarda toplumun çeşitli kademeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Eğitim camiasının kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Başkan Yazgı, halkın güven ve desteğini sağlayarak onların dilek ve önerilerine dayalı katılımcı ve demokratik hizmet anlayışıyla istişare toplantılarına devam edeceklerini kaydetti. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında eğitim camiasının özverili çalışmalarına değinen Başkan Yazgı, bu toplantımızın amacı hem sizlerle birlikte samimi bir ortamda tanışma fırsatı ve kaynaşma fırsatını sağlamak, hem de belediye faaliyetlerinde neler yapabiliriz, aynı zamanda eğitim alanında sizlerin görüşüne başvurmak diyerek 4 yıl içerisinde toplamda 1 milyar liralık yatırım ve hizmetlerle tamamlanan ve devam eden projelerini anlattı. Yeni hedef projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, soruları yanıtladı. 4 yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaları kısaca size anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra sizlerin soruları, cevap, düşünceleri, önerileri varsa onları değerlendirmek için soru cevap kısmına geçmeyi düşünüyorum. Ardından da yine sizlere dağıtacağımız kağıtlarda okulunuzla ilgili olur, başka mahallenizle ilgili ya da başka şehirlerle ilgili fikirleriniz de olursa onları da yazılı olarak tekrar almak istiyoruz. Ekiplerimiz burada, arkadaşlarımız derleyecek. Daha sonra sizlere bunların dönüşlerini yapacağız inşallah. Çocuk koroları yapıyoruz. Çocuk koromuz var. Yakın zamanda bir konser verecekler. Onu billboardlarda inşallah takip ederiz. Yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ulusal anlamda Aksaray'ımızı birçok noktada tanıtmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın yapmış olduğu mesleki kurslarımız var. Yeni Akmek binamızı Nakkaş Mahallesi'nde 3 tane konak yapmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Festivallerimiz var. Belediyemizin web televizyonu var. İnternet üzerinden yayın yapıyoruz. Buradaki yaptığımız program gerçekten çok üst kalitede bir program ve Aksaray'da hem belediyemizin yaptığı hem de Aksaray'ımızı ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları bu televizyon vasıtasıyla sizlere iletiyoruz. Çocuklarımız için çok güzel etkinliklerimiz yaptık ve bunlar genellikle hafta sonları 3-4 seansa kadar çıkabiliyor ve bunlarla hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz bizleri tüm programların devamını gelmesi isteğinde bulunuyorlar. İnşallah devam edeceğiz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzur evinde yaşlılarla bir araya geldi. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, KYK İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Alime Hatun ve Aksaray Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler Abdülkadir 3 Yıldız Huzur Evi'ni ziyaret etti. Başkan Yazgı programda huzur evinde kalan yaşlılara çeşitli hediyeler ve karanfil vererek yaşlılarla birebir sohbet etti. Ziyarete konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ülkemiz ve ilimizdeki tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor. Sağlık, huzur, afiyet içinde bereketli ve uzun bir ömür diliyorum dedi. Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve üniversite öğrencileri o güne özel hazırlanan pastayı yaşlılarla birlikte kesti. Programın sonunda üniversite öğrencileri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve KYK İl Müdürü Mahmut Danayiyen huzur evinde kalan yaşlılarla hatıra fotoğrafı çekindi. 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri AK Parti İl Başkanlığı'nda tamamlandı. Siyaset Akademisi dersi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Murat Yılmaz, Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. 18. dönem Siyaset Akademisi dersi öncesi Aksaray Valisi Aykut Bekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Siyaset Akademisi dersine katılan partililer tarafından karşılandı. Ziyarette Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'a Ulu Cami ve Eğri Minare maketleri hediye edildi. Ziyaretin ardından Başkan Haluk Şahin Yazgı, Siyaset Akademisi dersine katılan partililer ile birlikte Aksaray'ın tarihi yerleri olan Ulu Cami, Zincireye Medresesi, Somuncu Baba'nın kabrini ve Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret edilerek gezilen yerlerin tarihi hakkında bilgiler verdi. Programın devamında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'ın anlatımıyla 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz'ın anlatımıyla siyasal iletişim anlatıldı. Siz bugün internette sizin başınıza bir şey geldiği zaman kime müracaat edeceğini şaşırıyorsunuz değil mi? Twitter diyor ki hayır diyor ben bilgileri size veremem diyor. YouTube diyor ki ben diyor işte kullanıcı müşteri mahremiyetine önem veriyorum diyor. Veya insan haklarına özgürlüğe önem veriyorum diyor. İletişim özgürlüğüne. Dolayısıyla bilgileri size veremem diyor. O yüzden internete karşı insan gerçek anlamda reşit olmuş, ona hakim olmuş, onu yönetmeyi bilebilir bir durumda değil. Web 3.0 dönemini en iyi anlatan örnek bugün pek çoğunuzun araçlarında olan akıllı sistemlerdir. Mesela siz buradan çıktınız, İstanbul'a gidiyorsunuz. Ankara olmaz da. İstanbul'a giderken yolda yoruldunuz. Birden ne oluyor? Aracın ekranında bir kahve fincanı beliriyor değil mi? Veyahut bazı modellerde koltuk sizi şöyle bir dürtüyor. Şöyle bir titretiyor. Veya sesli uyarı veriyor. Neden? Diyor ki bu adamın göz kapağı hareketleri ağırlaştı. Dolayısıyla bunun uykusu geldi. Uykusu geldiği için bu başına iş açacak. Ben bunu yönlendirmem lazım, durdurmam lazım diyor. Ama bazen cihaz şunu da yapıyor. Siz arabaya bindiniz. Daha hareket edeli 5 dakika oldu. Yine bir kahve fincanı çıkabiliyor. Yanılıyor bazen değil mi şeyde? İşte aslında karşımızda akıllı olmayan ama bize akıllı görünen, bizden daha akıllı olmadığını biliyoruz en azından. 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta 2. dersini Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Doktor Murat Yılmaz'ın anlatımıyla temel siyasal kavramlar ve ideolojiler anlatıldı. Biraz demokrasi tarihimiz, darbeler ve demokrasiler üzerine sohbet edeceğiz. En son 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsü yaşadık. Bütün darbe teşebbüsleri esas itibariyle Türkiye siyasetine yönelik dış müdahalelerin bir tarihi anlamına geliyor. Bütün darbelerin arkasında o hangi niyetle yapılmış olursa olsun, hangi niyetle başlanmış olursa olsun dış müdahalenin etkileri vardır. Anlatımların ardından 18. dönem Siyaset Akademisi 3. hafta dersleri tamamlandı. Programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve AK Parti İl Teşkilatı ve 18. dönem Siyaset Akademisi kursiyerleri katıldı. Sağlık Sen Aksaray Şubesi İl Divan toplantısını gerçekleştirdi. Sağlık Sen Aksaray Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan toplantısı özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Himmet Bayar ve Kemal Çırak, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Aksaray İl Başkanı Murat Günaydın, Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya, Sağlık Camiası ve çalışanları katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek ülkemizin ve milletimizin her zaman yanındayız dedi.
Biz her zaman sağlık çalışanlarının yanında olup onların hak davasında, hak mücadelesinde beraber hareket ettik. Fakat bazen malum sendikalar diyor ki siz hükümetle yandaşsınız, siz hükümeti destekliyorsunuz, siz bütün ikinci adımlarınızı geç atıyorsunuz. Fakat öyle bir şey yok. Biz sağlık sen olarak, yetkili sendika olarak ülke genelinde bütün haklarda masadayız, hak alımında öndeyiz. Fakat takdir edersiniz ki Türkiye'de eğer hükümet yoksa bir Suriye'de düşünün ki bir hemşire 8.000 dolar maaş alıyor ama ülkesi vatanı yok elinde. Biz bunu 15 Temmuz'da gördüğümüz için şimdi Zeytin Dalı'nda ülkemizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız. Tüm bu duygularla hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise il divanının hayırlı olmasının temennisinde bulunarak herkese teşekkür etti. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş selamlama konuşmalarının ardından kısa gündem değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Sen Teşkilatı olarak bizim herkesten daha çok çalışmak, daha çok emek vermek, bu ülkenin geleceğine daha çok katkı sunmak, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere inat, bu ülkenin birlik mayası olmaya, çimentosu olmaya devam etmemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Memur Sen ailesi olarak Suriye içerisindeki operasyonları, Zeytin Dalı operasyonunu, Afrin operasyonunu, bundan sonraki süreçte Münbiç operasyonunu, Kandil operasyonunu sonuna kadar destekleyeceğiz. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke bölünürse gördüğümüz 4 milyon Suriyeli kardeşimizin vatansız kalmasının ne demek olduğunu görüyoruz. İşte biz de vatansız kalmamak için ülke olarak da, millet olarak da bu sürece sonuna kadar destek vermemiz gerekiyor ki Memur Sen ailesi olarak ordumuza da devletimize de bu anlamda sonuna kadar destek olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Programın sonunda Sağlık Sen İl Başkanı Rıfat Kaya İl Divan toplantısına katılımından dolayı Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'e teşekkür tablosu hediye etti. Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise katkılarından dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya vazo hediye etti. Aksaray İl Müftülüğü ile Engelli Anneler Derneği işbirliğinde düzenlenen 16 özel çocuk ve yakınlarından oluşan 83 kişi dualarla umreye uğurlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı ise çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Aksaray İl Müftülüğü Cemalettin Aksaray Cami önünde gerçekleşen töreni Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Müftüsü Cemalettin Bal, Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk, özel çocuk aileleri ve yakınları katıldı. Amellerini makbul eyle. Program ilk olarak Kur'an'ı tilavetiyle başladı. Programın devamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı açıklamalarda bulunarak kutsal topraklara gitmeye hazırlanan herkesten başta Afrin'de Mehmetçiklerimiz için dua beklediğini söyledi. Mekke, Medine, bizlerin de selamlarını, dualarınızı iletmenizi isteriz öncelikle. Ardından hem Aksaray'ımız için hem memleketimiz için bizleri de unutmaz, bizleri de dualarınıza katarsanız bizler için en güzel günlerden biri olacaktır. En mutlu olduğumuz anlardan biri olacaktır. Allah şimdiden yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. Tabii burada bu topluluğu özel kılan bir konu daha var. Bu da Engelli Aileler Derneği Başkanımızın özel çabalarıyla yürüttüğü güzel bir topluluk da şu anda burada. Özel çocuklarımızla birlikte bu güzel ziyareti gerçekleştirecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. O kardeşlerimizin o saf ve güzel yürekleriyle yapmış oldukları duaların Allah katında en makbul dualar arasında olacağına inanıyoruz. Onlardan da dualar istedik. İnşallah bizleri de unutmadan dualar ne derlerse hem Aksaray'ımız hem memleketimiz için bizlerin sizlerden isteği bu olur. Sizler de biliyorsunuz ordumuz özellikle ona da dua istiyoruz. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda güzel sonuçlar elde ettik. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü terör devletinin oluşmasını istemiyoruz.
milli birliğimizin, bütünlüğümüzün önemi için onların duaya ihtiyaçları var. Bizler burada ne diyoruz? Sizler de o gittiğiniz mekanlardan o dualarınızı eksik etmezseniz inşallah güzel neticeler alarak memleketimiz, milletimiz huzura kavuşur. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Allah şimdiden yapmış olduğunuz duaları, ibadetleri kabul buyursun inşallah. Dua için kürsüye gelen İl Müftüsü Cemalettin Baldağ kısa bir açıklamada bulundu. Kıymetli kardeşlerim, Somuncu babamızın şehri, Şehri Sülaha Aksaray'ımızın güzel insanları. Bugün hakikaten burada birçok umre programları yapıyoruz ama, hac uğurlama merasimleri yapıyoruz ama bugün burada çok müstesna bir program için, merasim için bir araya geldik. Bundan bir ay öncesine kadar da yine güzel bir program için bir araya gelmiştik. Üniversitede okuyan gençlerimizi yine belediye başkanımızın, belediyemizin destekleriyle birlikte gençlerimizi umreye götürdük. Şimdi de Aksaray'ımızın gülleri, dualarının kabul olduğu güzel insanlarını umreye gönderiyoruz. Engelli vatandaşlarımız, engelli kardeşlerimiz. Biz onlara engelli demekten de aslında hayal ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şeyden ders almak lazım, ibret almak lazım. Her şey aslında bizim için bir nimettir. Biz böyle iman ediyoruz. Ama bir kardeşimiz, bir güzel kardeşimiz, Rabbim Teala onu yaratırken bir engeliyle beraber yarattıysa, onun da birçok üstün meziyetleri oluyor, güzellikleri oluyor. İnşallah biz inanıyoruz ki bu kardeşlerimiz ellerini semaya açıp Allah Teala'dan istediklerinde Allah o kardeşlerimizin dualarını kabul edecektir. Engelli Anneler Derneği Başkanı Gülay Öztürk çok heyecanlı olduklarını ve kendilerine böyle bir imkanı sunulmasından emeği geçenlere teşekkür etti. Duygularımızı ve heyecanımızı anlatmak gerçekten şu an imkansız. Çocuklarımızla bir bütün izledik biz bu derneği kurduğumuz zaman ve bu bütünlüğümüzü göstermek için çektiğimiz zorluklar ve sıkıntılar değil, onlarla birlikte manevi boyutlara da ulaşabileceğimiz noktalara kadar gitmek istedik. Ümre ziyaretimizi isteyen aileleri yalnız bırakmamak için çocuklarıyla birlikte bu yola çıktık. Duygulanların yaşandığı programda aileler zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Başkan Yazgı yolculuğa hazırlanan ailelerin sevincine ortak olurken kafileyi otobüse kadar uğurladı. Erasmus Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında 5 ülkeden gelen 40 öğrenci Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret ederek Aksaray'ın tarihi yerleri hakkında bilgiler aldı. Erasmus Gençlik Değişimleri Projesi Eat Well, Save Money, Save the Planet isimli projeye öncülük eden Aksaray Üniversitesi Gıda Mühendisliği Yardımcı Doçent Ayhan Duran, Gıda Topluluğu öğrencileri İsmail Zincir, Hasret Baş, Necati Yurtbilir, Emine Doğan ve Litvanya, Letonya, İspanya, Mudanya ve İtalya'dan gelen 40 öğrenci Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı'yı ziyaret etti. Biz paylaşmayı severiz. So life sharing is caring. Ve şehirde nereye uğrarsanız uğrayın, hangi kapıyı çalarsanız çalın, elinde ne varsa sizinle paylaşır. Dijital ve sosyal beceriler gibi farklı alanlarda da kendilerini geliştirecekleri, aynı zamanda aktif vatandaşlık konusunda somut adımların atılması gibi konularla birlikte gıda israfının kavramı, ekonomi ve çevre üzerindeki etkilerini dikkat çekmek için hayata geçirilen projede öğrenciler bir hafta boyunca Aksaray'da proje amacı üzerinde çeşitli temaslar kuracak. Heyete belediye meclis salonunda çalışmalarını ve Aksaray'ı tanıtan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, projenin önemine dikkat çekerek öğrencilere teşekkür etti. Tanışma ve kaynaşma toplantısının ardından Başkan Yazgı, heyete Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek bilgiler verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar adı altında sağlık camiasıyla bir araya gelerek 4 yılda yapmış olduğu çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Sankılıç Arslan ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği istişare ve değerlendirme toplantısında Aksaray Belediyesi olarak planlı ve programlı çalıştıklarını, uzun vadede kaynakları hizmet önceliklerine göre şekillendirip bu doğrultuda kaynakları
analiz edip katılımcı belediyecilik anlayışıyla, istişare toplantılarıyla yatırımlarına şekil verdiklerini söyledi. Misafirlerinin talep ve beklentilerini dinleyip not alan Başkan Yazgı, Aksaray'da yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Mutlaka unuttuğumuz, eksik olduğumuz ya da o an için düşünemediğimiz noktalar olabilir. Bunları sizlerle beraber değerlendirip yaşanabilir ve yaşadığımız şehirde mutlu olacağımız bir Aksaray'ı hep beraber yaratmak istiyoruz, oluşturmak istiyoruz. O nedenle de bu tür toplantılarımızı yapıyoruz. Aslında bu toplantının ilk düşüncesi de yakınlarda Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiğim o hastanelerdeki değerli hocalarımızın, değerli doktorlarımızın tavsiyesiyle de oldu. Dedi ki böyle bir toplantıyı bizler hep odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorduk ama esas yapmamız gereken şey bütün herkesle bu tür toplantılarımızı gerçekleştirmek ki amacımız az önce de bahsettiğim gibi şehrimizde yeni neler yapabiliriz ya da yaptığımız aktivitelerde eksik kalan kısımlarımız varsa bunları nasıl sizlerle beraber tamamlarız? Sizlerin bizlere önerileriniz bizim için çok önemli ki sağlık camiamız bu konuda bizlere yol gösterecek diye biliyorum ve umuyorum. Aksaraylılara daha rahat yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydeden Yazgı, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık ocaklarıyla, pazar yerleriyle Aksaray'ın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Aksaray Belediyesi olarak yönetim anlayışlarının temelini kentini iyi tanımak, istek ve taleplerinden haberdar olmanın oluşturduğunun altını çizen Haluk Şahin Yazgı, projelerimizi ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın önceliğine göre biçimlendirmek en önemli önceliğimizdir diyerek teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan, Aksaray Belediyesi ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte yürütmüş oldukları hizmetlere değindi. Böylesi toplantılarda bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Göreve geldiğimiz günden sonra ilk başta bütün sağlık hizmetlerine baktığımızda ASM'lerimizin yerlerine, 112'ye ve hastaneye baktık. Tabii Aksaray şu an sağlıkla dönüşü yeni yeni yaşamaya başladı. Bu bir gerçek. Belediyede son 5 ayda bize çok ciddi destek oluyor. Biz Aksaray'ın geneline baktığımızda TOKİ'nin tarafında hiçbir sağlık planımız olmadığını gördük. Hastanenin öbür tarafında yaklaşık 30 bin nüfusta hiçbir ASM'miz, 112 istasyonumuz yoktu. Hastanede yani bir sen politikliği, çarşıdaydı, başka bir yerde yoktu. 4 tane aile hekimimiz var TOKİ tarafında bir apartman altında kendi tuttukları yerde oturuyordu. Biz başkanıma gittik. Sağlık spor tesisinden bir bina verdi sağ olsun bize. 112 istasyonu açtık. Çünkü TOKİ'deki bir vakanın taşınması için merkezden ambulansın gidip hastaneye tekrar getirmesi bir yarım saat alıyordu. Böylece bir 15 dakika kazandık sayemizde. Ve TOKİ istasyonu şu an günde 8 vakayla hizmet veriyor ortalama. Ki Aksaray'da en yüksek yoğun istasyonumuz 11'dir. Çok iyi bir sayı yani şu an. Yaptığımız işin ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ferhan Polat, AK Partili kadınlar olarak sahadaki çalışmalarımızda tüm seçim vaatlerini yerine getiren ve Aksaray'ın sorunlarını çözüme kavuşturan başkanımız hakkında her zaman güzel sözler duyuyoruz. Sayısız hizmeti Aksaray'a kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun şeklinde konuştu. Hizmete devam. Geldiğimiz günden bu tarafa her türlü çalışmaları yapıyoruz hızlı bir şekilde. Sahadayız sürekli. Yani biz insanları sadece seçim zamanı değil gönüllerini almak, diğer zamanlarda da ziyaret ediyoruz. Dün itibariyle de mahalle çalışmalarına başladık. Mahalle çalışmalarında gidiyoruz, insanların şikayetlerini dinliyoruz. Biz onları anlatıyoruz. Onlarla diyalog içerisindeyiz. Onlar da memnunlar bunda çünkü insanlar diyor ki sadece seçim zamanı bizi hatırlamanızı istemiyoruz. Diğer zamanlarda da gelin bizim gönüllerimizi alın. Yani istişare içerisinde bulunalım, sıkıntılarımızı dinleyin diye. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğimiz kadarıyla. Daha önce zaten Allah izin verirse bir kermes düzenleyeceğiz. Başkanımla da yapmıştık 6-7 Nisan gibi. Afrin harekatı için destek amaçlı bir kermes düzenleyeceğiz. Kadar çalışma yani mahallelerde çalışıyoruz. Her insanlarla diyalogumuzu bırakmıyoruz.
Nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle temsilcilerinin kadın kollarını başkanlık makamında ağırlayan Başkan Yazgı, AK Partili Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek teşekkür etti. Evet, ben Kadın Kolları Başkanımıza ve çok kıymetli yönetimine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Şimdi tabii ben de Merkez İlçe Başkanlığından beri devam ettiğim için teşkilatın ne demek olduğunu, teşkilatçının ne demek olduğunu biliyorum ve şunu çok açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki burada en fazla yük kadınlarımızın üstünde olur her zaman için ve en fedakarca çalışanlar da sizlersinizdir. Çünkü ben seçim esnasında, seçim yerinde gittiğiniz çalışmalarda bunu çok iyi yakından takip ediyorum. Çocuklarınızı okullara gönderiyorsunuz ya da küçükse ailenize bırakıyorsunuz, sonra seçim çalışmalarına ya da bulunduğunuz bölgedeki çalışmalara katılıyorsunuz. Evinizde yemeğinizi sabahleyin erkenden yapıp akşam bey geldiği zaman ona sunumlu. Yani gerçekten de bunu şöyle düşündüğümüz zaman çok büyük fedakarlıkların içerisinde bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ben size hakikaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çünkü bizlerin giremeyeceği yerlere sizler giriyorsunuz. Her kapıyı çalıyorsunuz. Her eve ziyaret edebiliyorsunuz. O evin ihtiyaçları, sıkıntılarını belki bize erkek olarak anlatamayabilirler ama bir bayan olarak sizler o evin ihtiyaçlarını da görebiliyorsunuz. Onların size aktarmasıyla da işi bilebiliyorsunuz. O nedenden dolayı en fazla çalışan, en fedakarca çalışan her zaman kadın kolları olmuştur. Kadın kollarının onun için benim yerimde de, benim gözümde de ayrı bir değeri vardır. Tabii biz erkekler için kolaydır. Hani sabah başlarız akşama kadar ama sizin sorumluluğunuz ve yükünüz aile boyutunda da olunca bunun ayrı bir önemi var. Ben şunu çok iyi biliyorum ki birçok çocuğumuz buralarda büyümüştür. Yani belki 1 yaşında, 2 yaşında burada teşkilatla başlayıp 6, 7, 8 yaşına varıp okula başlayanları ben biliyorum. Yani burası aynı zamanda onlar için de bir okul gibi oluyor. Onlara da teşekkür ederiz. Esas bir teşekkür edin. Teşekkür etmemiz gereken de çocuklarımız. Çünkü sizlerin bu fedakarlığına onlar da katlanıyorlar. Onlar da sizlere destek oluyor. Ama tabii hepimizin amacı tek. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, hükümetimize sonuna kadar destek olmak. Partimizi en iyi noktada temsil edebilmek. Bütün derdimiz bu olunca, davamız bu olunca gerisini unutuyoruz. Hep beraber bunu yapıyoruz. Kesinlikle. Yani devletimizin birliğini, bekasını koruyabilmek için koşuşturuyoruz hepimiz. Aynı zamanda şimdi heyecanlanınca kendimiz için de çalışıyoruz başkanım. Yani biz mahalle mahalle, mahalle başkanlarımızla birlik, beraberlik içerisinde hanımları ketende kanser taramasına götürüyoruz. Çok güzel bir proje. Yani bu projede gerçekten hanımların çok büyük ilgisi ve alakası oldu. Yani yeri geliyor mahalle başkanlarımız mahalledeki bayanları ayarlıyor, servisleri götürüyorlar, servisle iletiyorlar oraya. Kimi zaman yoğunluk varsa 3-5 gün tırı oraya gönderiyoruz. Tır o mahallede kalıyor. Bayanları tarattırıyoruz. Elimizden geldiğimiz kadarıyla yani biz de Sağlık Müdürlüğü'ne destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız da çocuklar annesiz kalmasın. Aynen. Erken tesisin önemi çok önemli. Yani onu vurgulamak istiyoruz. Böyle çalışmalarımız var çok başkanım. Güzel. Uğraşıyoruz. İnşallah yani en önemlisi de devletimizin birliği bekasını koruyabilmek için elimizden gelen ne varsa taşın altına koymaya hazırız. Hep beraber yani geri geliyor işlerimiz kızıyor. Sabahtan akşama kadar çıkıyorsunuz sahada yani eve de uğradığınız yok diyorlar ama devletin bekası için önemli olan. Allah razı olsun. Çünkü daha önce Şerife Bacılar vardı, Nene Hatunlar vardı. Artık biz de onların... Siz bu dönemin... Aynen öyle. Biz de bu dönemin Nene Hatunları, evet. Şerife Bacıları olmak için gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hacılar Harmanı Mahallesi'nde şebeke hattı çalışması başlattı. Aksaray'ın en büyük sorunu olan içme suyu sorununu tamamen çözmek için hummalı bir şekilde çalışan Aksaray Belediyesi, Bağlıköy'de inşaat çalışmaları devam eden ve 2019 yılı sonuna doğru tamamlanması beklenen içme suyu arıtma tesisiyle birlikte arıtma suyunun şehre kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması için de bütün mahalle, cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yapıyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 48 mahallede altyapı çalışmalarıyla birlikte ana hat, şebeke suyu, boru döşeme çalışmalarını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri hizmet programı dahilinde Aksaray Merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 2500 metre yeni içme suyu hattı çalışmalarına başladı.
Hat döşeme çalışmaları bütün hızıyla devam ederken şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarıyla birlikte programa alınan bütün altyapı çalışmaları devam edecek. Ankara'nın en büyük fuarlarından birisi olan Travel Expo 3. Uluslararası Turizm Fuarı'nda Aksaray standı ilgi gördü. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi 11 bin yıllık kültür ve medeniyet şehri Aksaray'ın kültür ve turizm değerlerini Ankara'nın en büyük fuarı olan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden illerle birlikte 23 ülkenin katılım sağladığı Travel Expo Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde tanıttı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda ülkemizde turizm değeri taşıyan şehirler tüm güzelliklerini görücüye çıkarırken Aksaray Malaklı Köpeği ve sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle fuardaki yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la birlikte fuarın açılış törenine katılan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'la birlikte Aksaray standına ev sahipliği yaptı. 11 bin yıllık geçmişe sahip olan Aksaray'ın öne çıkan kültür ve turizm değerleri tüm yönleriyle ziyaretçilere sunuldu. 22-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Travel Expo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi bir dünya rekoru denemesine de ev sahipliği yaptı. Guinness Rekorlar kitabına girecek olan rekor deneme için 18 baklava ustası hep birlikte çalışarak 513 kilo baklava ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği Aksaray standı farklı ülkeler, şehirler ve hemşehrilerimiz tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezildi. Malaklı köpeği ve sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle öne çıkan Aksaray standı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.